Başak buyurun, Hanım, buyurun. Bakın Erdoğan Toprak'ın devamında söylediği de çok önemli. Diyor ki önerilerine saygı duyarız, tıpkı bizim de saygı beklediğimiz gibi. Sonra diyor ki biz de partimizin yetkili organlarıyla karar vereceğiz. Elbette her partinin önereceği bir aday olabilir. Buna biz asla müdahale etmeyiz. Zira o partinin iç meselesidir. Parti iç meselesine karışmayız, saygı duyarız. Bizim gönlümüzden geçen aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur diyor. Çünkü devleti tanıyor, uzlaşmacı, koltuk hırsı yok falan filan sayıyor. Altılı masada bazı isimler de İmamoğlu'nun adaylığı sorulduğunda oradaki genel başkanlardan bazıları, ismini bir bakmam lazım ama bu CHP'nin alanına giriyor. CHP'li bir belediye başkanı, biz onlarla ilgili bir şey söyleyemeyiz demişti. Bunu yani Ali Babacan söylemiş olabilir. Evet. Bir bakmam lazım onu ama. Şimdi bakın. Bunu mesela, diye başka genel başkanlar da oldu. Şimdi Murat Bey bana itiraz etti ama bak birçok örneği var. Yani Kemal Bey'in kendisi söylüyor. Akif Hamza Çebil söylüyor. Erdoğan Toprak söylüyor. Genel Başkan Hamza Ali Öztunç. Hemen İmamoğlu'yla ilgili karar Melih verildikten Bey, sonra Saraçhane'deki toplantı soruluyor. Açıklama bende var. Erdoğan Toprak Bey'in açıklaması var. 4 sayfadan oluşuyor. Bu sıcak gündem diye yayınladı bunu. Bunu ne zaman yayınladı? Karardan hemen 24 saat içerisinde yayınladı. Kararla ilgili. Cuma gece 23.05. Şimdi 24 saat içerisinde yayınladı. Orada bakın siz niyet okuyorsunuz. Burada diyor ki net bir şekilde masaya önereceği adayı kendisi belirler diyor. Yani herkes masaya aday önerebileceğini, CHP'de kendi adayını Kemal Bey olarak diyor. Ama kendi, masa, kendi bakın, üyeleriyle şimdi diyor. Masadan Kemal Kılıçdaroğlu çıkacak demiyor. Şimdi masada 6 tane farklı bizim parti var. Bizim adayımız Kılıçdaroğlu'dur diyor. 5 siyasi parti daha var. Bunlar başka isimleri getirebilir veya dışarıdan bir isim getirebilirler. Hatta bu süreç dışarıdan evet, bir adayı da getirebilir. Mansur Yavaş'ı getir, ama İmamoğlu Mansur Yavaş'ı getirmemeli diyor. Onu demiyor. Niye hangi cümlede diyor? Gibi. Hangi cümlede diyor? Hemen göstereyim. Şu cümlede diyor. Hemen göstereyim. Şimdi dil bilimcisi oldu yani, arkadaşlar. Şimdi Melik ona ya, bakarken ben bir şey Sayın İmamoğlu'nun mahkemedeki yargılandığı davada neden o kelimelerle ilgili dil bilimcisi olmadınız Melih Bey? Ama bak, buraya geldiniz. Murat burada Bey, başka Allah kelimeler biraz, üzerinde dil bilimcisi yok, oldu, manipülasyon yok, görsel Murat bilimcisi Bey. Oldunuz. Murat Bey bakın. Gösterge bilim soruları oldunuz. Cevaplar dil bilim uzmanı bir saniye, oldunuz. Serkan Bey bir saniye. Bilimsel bir çalışma saniye, yapıyorsunuz Bey, şu an Murat dil bilim üzerine. Bak, bakın niyet ya okuyarak, siz, yaz, bak bir şey söyleyeceğim, beni yanlış anlamayın ama ya sizin algınızda bir problem var ya da siz çok iyi bir oyuncusunuz. Bakın ya az sizin önce gibi de oynayan Aks, yok ki bak, bak, Melih Bey. Bak az önce ben, yok, bak, siz bak, niyet okuyorsunuz? Bir saniye bir saniye. Siz öncelikle değil, bir bak, gazeteci bak, olarak bak, İmamoğlu'na verilen niyet, karar niyet değil, bakın, siyasi bakın, mi değil şu mi? Cümlede ne alıyorsunuz? Ceza az mı bir çok saniye, mu? Şu, siz bunu bana ya söyleyin. Ya bırak şimdi çarpıtma. Konumuz o değil. Bak konumuz siz, şu. Ya gazetecilik yapsanıza Melih Bey. Ben size anketçilik yapın. Bak siz az önce bana ne hangi konuda itiraz ettiniz? Nerede dedi? Niyet bak okudunuz. Ben belgeyle konuşurum. Ben öyle ben sallamam. Ben belgeyle konuşurum. Bakın. Cumhuriyet Halk Partisi kendi üyesi olan kişilerle ilgili bir daha söyleyeyim mi? Cumhuriyet Halk Partisi kendi üyesi olan kişilerle ilgili bir daha söyleyeyim mi? Cumhuriyet Halk Partisi anladık. Kendi üyesi olan kişilerle ilgili bir kere daha masaya söyle. Önereceği yeter, adayı yeter. Kendisi söyle. Belirler. Evet. Devlet Bahçeli'nin açıklamasına Halk Partisi, ilişkin bu açıklama. Bak. CHP'nin adayının kim olacağını ya, kim aman söyledi? Allah'ım, daha söyle. Aman Allah'ım. Seda aman Seda Allah'ım. Ya Murat Bey siz gerçekten müthiş ya, bir Oscar'lık oyun sergiliyorsunuz. Etti. Bak devam ediyorum. Oscar'lık oyun sergiliyorsunuz. Bak devam ediyorum. Her parti kendi bugün adayını belirleyecek bu. Mekanizmaları. Bugün meclis, ya bir saniye ya. Tamam, ya Allah aşkına ki. Ya Murat, iki dakika dinle. Diyorsunuz. Murat ama Bey, bu bak yemin ediyorum. Devlet Bahçeli'nin konuşmasından sonra yayınlanan bir ya, yazı. Ya ne alakası tamam, var? Tamam. Hayır canım. Cuma akşamı saat 23.05. Ne alakası var ya? Politik yolda Cuma akşamı 23.05. Bak ne yazıyor? Murat bak Bey, ne yazıyor? Iktidar, sesiniz bak, geç gidiyor. Murat Bey, bak, bak size yeminle. Muhalefetin adayının kim olacağı yönünde tartışma başlattığı şimdi, bir dönemde bu açıklama bakın, geldi.
Ya Murat Bey, cuma akşamı 23.05 diyorum. Ya tekrarlayıp durmayın. Karardan bir gün sonra. Ya nasıl gazetecilik yaptınız o gün? Gündemde ne konuşuyorduk? Ya Murat Bey, ne vardı? Bak. Aday tartışmasının başladığı gün. Melih'in tansiyon filan çıkıyor. Ya beni delirtmeyin ya. Ya Ekrem İmamoğlu karar. Bak orada. Bak. Cumhurbaşkanı İmamoğlu'nu ya bir dinlesin. Ya bir dinler misin? Ya bir dinler misin? Bir dinle ya. Peki. Bak İmamoğlu'na verilen cezanın ardından toplumda ortaya çıkan tabloyu nasıl yorumluyorsunuz? İlk soru bu. Doğruyla yanlışın arasındaki duvarları kaldırarak suları bulandırmaya çalışıyorsunuz Melih Bey. Bir daha ya, yemin Murat Bey ya, o cümleyi bir daha kurar mısınız? Suları bulandırma ya, cümleniz çok enteresandı gerçekten yani. Bak gerçekten ya sizin aldığınızda problem var ya da siz Oscar'lık oyuncular gidiyorsunuz. Bakın ilk soru en iyi oyuncu ilk soru diyorum ya. Hala siz aynı şeyi tekrarlıyorsunuz. Ya Bahçeli ile ne alakası var? İmamoğlu'na verilen cezanın ardından ya o gün konuşulmadı mı? Aday nasıl değerlendiriyorsunuz? Çıktı ya o gün muhalefetin adayı şu ya olmadı, kardeşim, bu olmadı dendi o gün. Bugün için demiyoruz bunu. Ya bugün ya beni CHP'deki toplantı farklı. Melih Bey. Bak sen benim yoruldunuz. Murat Bey, Melih, sabrımı sınıyorsunuz ama ben dediğinizi ben doğru olarak olacağım. Kabul etmek i̇ki zorunda dakika mıyız? Beni dinleyin. Ya beni iki dakika dinleyin ama Melih çarpıtamazsınız Bey, tamam. Ya. Çarpıtamazsınız. Aa! Saçmalamayın. Bir dinleyin iki dakika ya. Ama. Bakın. Bakın gerçekten sizin algınızda problem var galiba Murat Bey. Ne? Bakın Cumhuriyet Halk Partisi ya bir iki dakika dinle ya anlatacağım ya. Ya böyle mi Cumhuriyet devam Halk Partisi. Size hayır devam mi? Dinlemiyorsunuz ki papağan gibi aynı şeyi tekrarlıyorsunuz ya. Bir dinleyin ya iki dakika bir dinleyin. Cumhuriyet Halk Partisi kendi üyesi olan kişilerle ilgili masaya önereceği adayı kendisi belirler. Devam ediyorum. Siyasi etik açısından uygun olan budur. Devam ediyorum. Her parti kendi adayını belirleyecek mekanizmaları çalıştırır ve masaya getirir. Bahçeli mi getiriyor Millet İttifakı'nın masasına adayı ya? Kafamı buluyorsun belli. Yapma böyle bir şey ya. Ayıp ya. Ya ne zekamıza ayıp ya? Dalga geçme senin ya. Gibi ayrıca bak, diye. Bak. Ya benim ya gibi değil çarpıtamazsın. Ya siz o gün ülkede neler konuşulduğunu bilmiyor musunuz ya? O ya gün çarpıtma. Ülkede Murat hangi bir konu var tartışma? Melih Yiğitel bir dakika. Bak şeker kardeşim. Yani, Yiğitel bir dakika. Bir dakika bir dakika. Saygısızlığa bak, gidiyor Erdoğan yani. Toprak tamam. Evet. Melih Yiğitel bir dakika. Bak. Bir dakika. Bir dakika. Erdoğan Toprak bu açıklamayı hangi gün yaptı? Bir dakika lütfen. Olay günü. Bir dakika. Erdoğan Toprak bu açıklamayı ne zaman yaptı? 16'sında mı? 16'sında. Cuma günü saat 23.05'te. Tamam. MHP lideri 15'inde sosyal medyadan paylaşımlar yaptı mı? Yaptı mı MHP lideri genel başkanı? Bizde ne alakası var ya? Ya bir dakika ya. Bir dakika Melih Yiğitel. Bir de bizde konuşalım. Sağ sizin ama bizde konuşalım ya. Misafirperver olun ya lütfen. Ya değil. Misafirperver olun. Bir dakika. Bir dakika. MHP lideri Sayın Bahçeli, Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına şaşı bakanlar cümlesini ne zaman kurdu? Konu bu değil. Nasıl değil ya? Bahçeli'ye ilgili soru yok, yok. Ya bir şey diyeceğim Allah Melih aşkına. Sakin olun. Ya Melih Yiğitel bir dakika. Bir buçuk yıldır tamam, Kemal Kılıçdaroğlu aday olsun diye bu ekranlarda senin tamam, gibi bağırılıyor. İktidar tarafından. Bir saniye. Ya, bana müsaade eder. Allah Allah. Bakın, İyi misiniz? Her bakın, şey yolunda mı orada? Arkadaşlar. Yardıma ihtiyacınız bakın, var mı? Sakin olun. Abi böyle bir şey yok. Zapturap altına alınıyor. Ya bu yolunda mı? Böyle böyle tartışma olmaz ki ama. Yani biz konuşurken şunu söylemeyin, bunu söylemeyin. Siz bilmiyorsunuz da döndü artık yani bu iş. İyi misiniz? Böyle bir tartışma üslubu mu var ya? Bir dinleyin ya. Allah Allah. Sahtekarlıkla tartışma olmaz. Bir Melih kere Bey, benim dediğimi çarpıtmayacaksınız. Her şey bu yolunda bir, mı? Bir, tamam bir saniye. Murat bir saniye, Bey gayet iyi. Sahtekarlık Bey, yapıyorsunuz. Iyisiniz, gerçekten sahtekarlık yapıyorsunuz. Ya benim dediğimi çarpıtarak. İyi değil. Bilgi belgeyi çarpıtarak tamam, yapamazsınız. Ya böyle bir şey olabilir ya. İyi yalan misiniz yalan söyleyemezsiniz. Ya iyi yani misiniz yani doğrular siz? Üzerinden gidin bakın. Bakın söylüyorum. Sahtekarlık bakın, ya, böyle olmaz konu nereden açılıyor? Sahtekarlık bu. Bu evrakta sahtecilik. Sahtekarlık. Bak ilk soru. Siz ilk soru ya. Ortalama bir zeka bunu anlar. Bak ilk ya, soru. Ya üzülüyorum soru. Böyle. CHP Genel Başkanı bir saniye ya. CHP Genel Başkanı Koordinatör Baş Danışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası ve siyasi yasağın ardından
her partinin kendi içerisinde aday belirlemesinin doğal olduğunu ve partilerin birbirinin iç içlerine karışmayacağını söyleyerek politik yolda açıklamalar yaptı. Ya zekamla dalga mı geçiyorsunuz siz ya? Ne yapmaya tamam, çalışıyorsunuz? Melik Bey, Melik Bey, onu geçelim. Kılıçdaroğlu'nun bugün söylediğine bakalım. Masadaki bir liderin başka bir partinin belediye başkanlarının bakın, aday olması durumunda Murat Gezici, hayır Murat demeyeceğini Gezici, açıklamasını siyasi centilmenlik açısından nasıl Murat, değerlendiriyorsunuz? Murat Gezici Başakhanım, aynı minvalde cevap veriyor. Peki bir dakika. Murat Gezici Allah tamam. tarafından sabrımızın sınanması için gönderilmiş ya. Tamam sakin yemin olun. Yemin ediyorum ya böyle bir şey olamaz ya. Her tamam, şey peki. yolunda mı? Ya yani, iyi gayet iyi. Konuyu değil. Yani, gayet yani izleyicilerimiz de. İhtiyacınız bakın, var mı? Bakın. Tamam Murat Bey. Değil değil bakın. Tamam. Haksızlık, haksızlık, yalancılık, belgede sahtecilik, çarpıtma beni sinirlendiriyor ya. Beni sinirlendiriyor. Tamam. Yani benim dediğim şeyi sen yalan söylüyorsun. Murat Gezici yalan söylüyorsun ya. Yalan söylüyorsun. Bak bu elimdeki belgeye dair yalan söylüyorsun ya. Bunu yapma abi. Yapma ya. Öyle. Saygınlığını yitiriyorsun. Yapma. Murat Bey ben yani öyle anlamıyorum ki, diyor. Bak şunu yani. Diyebilirsin. Yani diyet okuma bak, bu. Yani ben öyle anlamıyorum bu niyet okuma. Melik Yiğitel. Melik Yiğitel bana müsaade eder misin? Evet. Burada uzlaşamayacağız. Melik bak anla o zaman. Bak, şov yapıyorsun. Böyle Melik, anlamak yazık. İstemiyorsun. Doğrusu bu. Sevgili peki, Melik tamam. bana bu. Bir müsaade eder misin? 30 daha saniye. Daha sizi dinlenin Melik Bey. Bir 30 saniye müsaade eder misiniz? Sinirlendim. Melik'ciğim. Okuma yazması olan bir sevgili Melik bir 30 saniye müsaade eder misin? Ne olduğunu anlıyor ya. Melik bir 30 saniye var. Müsaade istiyorum. Siz bir saniye. Hayır hayır Serkan ben bitireyim. Ben bir bitireyim. Bakın siz dersiniz ki bu Erdoğan Toprak bunu demiş olabilir. Kendini bağlar. Ben böyle düşünmüyorum. Bunu anlarım. Erdoğan Toprak böyle dememiştir. Ya zekamıza dalga mı geçiyorsunuz siz ya? Millet İttifakı'nın masasına Bahçeli mi aday önerecek? Ya siz delirdiniz mi ya? Bu kadar da sulandırmayın işi ya. Adam gibi doğru dürüst bilimsel tartışalım ya. Yani yandaş diyorsunuz sizden daha vicdanlı ve ahlaklıyım ben ya. Ben en azından belgede sahtecilik falan yapmıyorum. Siz sahtecilik yapıyorsunuz ya. Sahtecilik yapıyorsunuz ya. Bahçeli'ye cevap verdi diyorsunuz. Bak Politik Yol niye röportaj yaptığını söylüyor. İmamoğlu'na verilen cezanın ardından tarih gelişmeleri değerlendirdik. Tarih ya. Ne zaman? Tamam tekrar aynı tartışmaya Cuma saat 23.05. Şimdi bakın. Cuma 23.05 bir daha söyleyeyim mi? Peki tamam. Cuma günü 23.05. tamam. Bir daha söyleyeyim mi? Seyircilerimiz de acaba. İşte bunu. Tansiyon tamam, neden gün, yükseldiğini, kimin söylediğini. Şimdi, tamam peki bir anlama ihtiyacı içerisindedirler. Evet. Ben ya, konuşabileceğim mi? Döneceğim ama aynı konuya dönmeyin. Lütfen çünkü bu tartışmanın varabileceği bir yer yok. Siz cevabınızı verirsiniz. Ya ne tavrı var kardeşim? Sen sabahtan beri benim dediğimi çarpıtıyorsun. Üzerine yalan dolan şey. Şeyler ekliyorsun, ima ediyorsun benim doğru söylemediğimi. Ben senin yalanını yüzüne vuruyorum. Böyle olmaz. Böyle olur. Bal gibi de böyle olur. Ya iyi misiniz siz? Yani ben efendiliğimle oturuyorum i̇yi sabahtan misiniz? Beri. Her şey 36 kere mı? Aynı şeyi. Ben üzülüyorum kere orada. Aynı şeyi tekrarlıyorum. Mehmet Bey yanındasınız efendim, değil mi? Efendim Bahçeli'ye dedi. Şimdi... Efendim Bahçeli'ye dedi. Serkan Bey 30 ya saniye orada... rica ben sadece 30 bakın, saniye istiyorum. Bakın bir cümleyle bitireceğim. Bir tamam. cümleyle. Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantısında biz varız. Soru şu... Sizin iki tane belediye başkanınızın Cumhurbaşkanı adayı olarak zikredilmesine ne diyorsunuz? Murat Gezici'nin cevabı Bahçeli'yi kastetmiştir. Bahçeli onu mu kastetti Murat Gezici? Kim böyle Ekrem İmamoğlu'na Mansur Yavaş söylüyor? Tamam. Ya orada da diyorsun ki Bahçeli'yi kastetti. Peki. Ya yüksek sesle ya konuşunca doğru böyle okumuyorsunuz, mi oluyor? Ya oluyor? Anlamıyorsunuz ya da rol yapıyorsunuz. Yani ama bir şey ben söyleyeceğim. Tamam bu akşam. Bunu lütfen yani, kapatalım. Çünkü kişiselleşmeye başladı. Yani, buradan bir yere varamayız. Sonra buradan bir yere varamayız. Murat Bey bir 30 saniye ben... Ya lütfen kişiselleştirmeden olayı çıkaralım buradan. Çünkü varacağı bir yer yok. Onun mücadelesini veriyorum zaten. Teşekkür ederim. Ya şimdi... İzleyiciler de herhalde bir süredir birkaç dakikadır acaba ne üzerinde bu kadar hararetli tartışıyoruz diye merak ediyorlardır. Yani temel mesele şu. CHP'nin etkin isimlerinin görüşlerini yansıtıyoruz. Ekrana da veriyoruz. Akif Hamza Çebi'nin, Erdoğan Toprak'ın, bizzat Kılıçdaroğlu'nun kendi ifadelerini ortaya koyuyoruz. Ve ortada şöyle bir manzara var. Sayın Akşener'in. Sayın Yavaş ve Sayın İmamoğlu'nu sürekli biz bu isimlere hayır demeyiz diyerek İYİ Partili diğer isimlerinde işte sanki İmamoğlu ya da Yavaş'ı aday olarak istemelerini yani çok net ifadelerle ortaya koymalarını acaba CHP'nin genel merkezi, CHP'nin kurumsal yapısı nasıl görüyor, nasıl yorumluyor?
Hani hem genel başkan hem genel başkana yakın isimler. Bunu algılamaya çalışıyoruz. Somut şeyler var burada. Elle tutulur, gözle görülür şeyler var. Burada yani Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş için kazanacak adaydır. Eğer onlar önerilirse biz hayır demeyiz filan demedi. Yani böyle bir açıklamada bulunmadı. Şimdi şeye sorulan, Sayın Kılıçdaroğlu'na sorulan soru, Sayın Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş için önerirlerse hayır demeyiz tavrına ne diyorsunuz? Yani Sayın Akşener'e cevap verin diyor gazeteciler. Sayın Kılıçdaroğlu. Bahçeli kastetti Serkan Bey. Orada Sayın Kılıçdaroğlu Kemal Bey, o kadar Bahçeli net kastetti. Sayın Kılıçdaroğlu da o kadar net açık bir tavır koymuş ki. Şimdi eğer bunu bu netlikte ifade etmezsek en başta tabii ki hakikate haksızlık etmiş oluruz ama yani Sayın Kılıçdaroğlu'nu da ayıp etmiş oluruz ya. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun sözünün değerini düşürmek için yani onu anlamsızlaştırmak için bir takım manipülasyonlara girmek ve ayıp olur yani. Olmaz, onu demiyor. Ha, pek çok sözü tevil edebiliriz. Yorum, işte hermetik, hermenetik dediğimiz bir bilim var. Yani bir cümleyi alırsınız, en olmayacak şekilde filan yorumlarsınız ama ya burada Bahçeli filan yok, yok yani böyle bir şey. Olmaz, buradan böyle bir şey çıkmaz. Erdoğan toprakta Bahçeli'yi kastetmiyor, Akif Hamza Çebi de kastetmiyor. Sayın Kılıçdaroğlu da bizzat Akşener'i kastetti zaten. Peki. Bu kadar net bu. Yani yani Sayın Kılıçdaroğlu yarın çıkar, siz bana Akşener'i sormuştunuz. Ben de Akşener'le ilgili başka partinin iç işlerine kimse karışmasın dedim ama ben demek ki ne dediğimi bilmiyormuşum. Ben zaten ne dediğini bilmeyen bir adamım. Bazı arkadaşlar beni böyle görüyorlar. Hadi ben onların artık görüşlerine katılayım. Meğer ben Bahçeli'yi kastetmiştim filan. Der mi yarın? Bence demez.